Bugün Serdar Dursun da bence önemli işler yapıyor ama değil yani. Hani bir Hoydonk falan izledikten sonra, Anderson izledikten sonra değil, yok. Bu programda ne yazık ki biraz geçmişi yad ettik ya. Yani hakikaten ne, evet, oyuncular izlemişiz. Ya çok kısa bir şey anlatayım. Tabii. Eşimle beraber bir mağazaya gittik, bir şey bakıyoruz falan. Bir kolumdan çekiyor birisi. Ya bir dur dedim, bir dur dedim. Hanımla başka bir şeyler alacağız. Orada ekranda Fenerbahçe'nin eski maçları var. Ya dur dedim, baksana kayıt falan var, tamam mı? Orada onu... Şimdi bunları izliyorum. Bunları her dakika izleyemiyorsun bunları. Bir dev ekranda o kadar güzel görüntü ki. Bu anlattığımda bu arada işte Fenerbahçe'nin Ali Bey'le olan ilk sezonu galiba, tamam mı? Yani kabusun içindesin böyle. Orada bulunca onu izleyesi geliyor insan. Hakikaten çok geriye gitti ya. Ve sırf Fenerbahçe'de hep... Değil canım. Bir değil. Tek bir sadece Fenerbahçe'de. İstisna o yüzden belki de şampiyonu. Trabzonspor'da evet, şu an Vakayeme, Visca, Bakasetas, Cornelius. Bak dört tane isim saydım. Bir de Uğurcan gibi kalecim var. Beş Hamşik, tane. Yani şu an Hamşik'i denklem... de unuttum bak. O da sayılmalı. Tabii, altı. Tabii. Şimdi o zaman dev maçı konuşalım. Hazır Trabzonspor demişken... Evet. Belki de yıllar sonra hatırlanacak efsane bir kadro olacak. Hali hazırda şampiyonluğa koşan bu kadro. Özellikle orta sahadan sonrası hücum attı. Bakasetas'ı, Cornelius'u, Vakemes'i, Vişça'sı. Abdülkadir'i de sayalım. Abdülkadir o da önemli işler yaptı. Ben Canini kulübeden ligin en iyisi. Geçen sene Sergen Yalçın Enkudu'dan böyle faydalanmıştı. Yine Başakşehir döneminde Okan Hoca da öyle kenardan Dembaba'yı, Gulbrandsen'e oyun atıp skor çözüyordu. Gulbrandsen, Canini çok maç çözdü. İşte Canini'nin geçen sene mesela Cornelius'un gelişiyle birlikte Canini ile yollar ayrılabilir konuşurken biz o Canini küsmedi, Abdullah Avcı onu göndermedi ve kulübeden gelip çok büyük katkılar yaptı bu arada. Bir şey söyleyeceğim Mehmet, sezon başı Beşiktaş veya Galatasaray Dorukhan'ı alsa, pardon Fenerbahçe'de Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray taraftarı Beşiktaş'ta dibe vurmuş Dorukhan'ın bizde ne işi var demez miydi? Evet. Trabzon'un nasıl ayağa kalktı? Sağ bek oynadı. Adana bir maçı asist yaptı. Milli takımı. Milli takımların 11 çıkmasını beklerdim Portekiz maçına. Dorukhan'ın yani. O düzeye geldi. Hoca başarısı. Milyonların sesi oldu Mehmet Hocam. Ve şunu da söyleyeyim Mehmet. Yani tamam şampiyonluklar Trabzon. Benim gördüğüm en rahat şampiyonluk. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Sonuna kadar. Şöyle... Abdullah Avcı biraz kendisinin dışına çıktı. Başakşehir'deki Abdullah Avcı ile olmadı şampiyon yani nedir? Trabzonspor'un bu şampiyonu ben Uğurcan'dan okumam. Her ne kadar bir Beşiktaş maçı hatırlıyorum. Larin'in kurtar top ligin ilk yarısı. Kritik kurtarışı oldu ama ön taraftaki oyuncular işte Vakayeme, Bakasetas, Hamşik, Cornelius, yine ikinci yarı işte Vizca orada ciddi katkı sağladı. Beni şaşırtan şu oldu. Abdullah Hoca'nın çok bahanesi vardı. Sakatlanmayan oyuncusu kalmadı ve uzun süreli sakatlıklar. Sezon. Ahmet Can da bitirecek üç oyuncu, işte. 3 oyuncu sezonu kapattı ya. Yani o oyuncuları da hatırlatalım. Hamşik uzun süre oynamadı. Bakayeme, Bakasetas, Pirarak. Cervio gitti. Sezonu kapattı. Edgar iki sezonu stoperin kapattı. Hugo büyük ihtimalle yok. Hamşik baya yeni geliyor. Hamşik yeni dönüyor. Bambaşka bir hikaye. Yine riske edilmesi beklenmiyor Beşiktaş. Kariyeri boyunca 14 maç kaçırmış adam sakatlıktan. Burada geldi neredeyse bir 15 maç kaçırdı. Yani o denklemin dışında Uğurcan'sı da oynadı. Bakayeme ile Bakasetas da ligin ikerisi sakatlandı. Uğurcan, Hugo, Edgar, Solbek bambaşka bir hikaye zaten. Ortada Hamşik, Vakayeme, evet. Cornelius, Bakasetas. Yani bütün bunlar olmadan da maçlara çıktı. Bazen birçoğu olmadan. Cervinho'nun sezonu kapattığını hatırlatalım. Bunlar ama kazandı Trabzonspor. Hatta ben şuna inanıyorum, Abdullah Hoca'ya rağmen diyorum, ısrarla bunu söylüyorum. Trabzon'un hemşerilerine bana kızıyorlar, canları sağ olsun. Yani ben şu anda ritim yükseltmiş durumda Rize maçına rağmen. Rize maçında da mesela ben olsaydım şöyle derdim, beyler saha zemini şartlar malum, bulduğunuzu atın, maçı kopartalım. Ki maçın başında bir Canin'in Abdülkadir'e atamadı. Normal, aslında normal şiddette attı ama zeminden dolayı gitmeyen bir top var. Ondan sonra Vişka'nın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var ve gelen nokta bu. Yani son penaltı dışındaki değil, ilk iki penaltı da çok rastlanabilecek penaltılar değil hani. Maçın çok biraz sağ ve zemin koşulları ya, maçta çok maçı, etkili oldu. Bak maçı tekrar başa sarsak çok başka bir hikaye çıkabilir. Yani Erce de büyük ihtimalle son pozisyonu daha önde karşılarsın. Hani kırmızı görürsün. İşte frikik olur vesaire. Bilemiyorsun yani ama o maçı bir kenarda bırakalım. Trabzonspor'un ben
Birçok maçı, özellikle mesela beni şaşırtan karşılaşmadan bir tane, sezonun ikinci yarısı Malatya galibiyeti 1-0'lık içerideki maç. Abi Malatya ile oynuyorsun. 45 dakika, özellikle ilk 45 dakikanın 38 dakikasını falan rakip ceza sahasında oynadı Trabzonspor. Yani korkunç bir baskı kuruyorsun. Top sende, istatistiklerin hepsinin öndesin ama maç 1-0 bitti. Evet. Kayseri maçları başka hikayeler. İki maçta, iki Kayseri maçı da. Yani Alanya maçında tak 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 attın, aldın, tamam yat abi. Ama hani bir atayım, geriye çekileyim, rakip atarsa Trabzonspor bana şu güveni veriyor. Hani sen bana atarsan ben sana bir tane atarım, bir fazlasını atarım. Ama değil yani, şu kadro kafadan abi 1-2-3 atsın. Ondan sonra bakalım. Rahat izlesin. Ama bence bu kadar yeter Trabzon'u eleştirmeyi. Kodumuzu doldurdu. Eleştirmiyorum abi yani. Daha biraz fazlasını o, istiyorum şu ya. Şu da var ama Mehmet. Kafa kafaya örnek verelim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 3 puan gerisinde olsa senin dediğin senaryolar oldu. Rahatlardı. Böyle bir gerçek de var. Ligi çok erken kopar. Konya i̇şte maçı mesela bir rahatsın. Acaba dedik Konya'ya kaybederse evet. Lig yarışı. Çok net oyunla yendi Konya'yı. Öyle düşüneceksin. İşte. Maçlardan çok rahat geri dönüyor. Yani zaten i̇şte ilk golü yediği her maçı hemen çevirdi. Evet. Ama madem rahatsın daha güçlü oyna diyorum. Bu arada mesela daha arkası... güçlüsünü bekliyor ve istiyor Trabzonlu olarak aynı zamanda. Evet. Evet. Bunu söylüyorum. Günde 100 kişiye de aynı derdi anlatıyorum sosyal medyadan. Ama mesela arkasında baskı olsaydı bu performans olur muydu onu da bilmiyorum. Abdullah Hoca üzerinde söylüyorum özellikle bunu. Yani ben bilmiyorum. Ya şeyleri anlıyorum. Şimdi Abdullah Hoca'nın yaşadıklarını anlıyorum. Yani Başakşehir süreci, Beşiktaş süreci, Trabzonspor'un yıllardır yaşadığı hayal kırıklıkları vesaire hepsini anlıyorum. Ama şu oyuncu grubu Abdullah bak, Hoca da kendince dersler çıkarmış. Dört oyuncu. Başka bir şey oynatıyor tabii canım. Başka bir şey oynatıyor. Başka bir şey oynuyor hem de evet. Gerçekten çok planlı programlı daha ya, geçen sezondan güzel başlayan. Güzel hikayeler evet. Var Ceyda. Dördüncü hafta Abdülkadir ağlıyor. Bakayım. Bu takım şampiyon evet. Olacaksa Abdülkadir'le olacak dedi. Tamam. Yani oyuncu kazandı. Şunu yani Vodafone'da Beşiktaş'a inerken oyuna Serkan Hasan'ı aldı. Stoperleri sakatlandığında altyapıdaki Ahmet Can'ı kullandı evet. Yani. Başka bir hikaye yazıyor Abdullah amca. Yani. Hepsini kabul ediyorum ama şunu da ekliyorum. Vişka, Bakasetas, Vakeme, Cornelius. Ligin skora en çok katkı yapan 4 tane oyuncusu da elinde. Evet. Ve hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi istatistiklere bakıyorsun, Trabzon ortalama neredeyse %60 toplu oynayan taraf. Rakip yarı alanda, pas yüzdeleri, her şey süper. Abi vur girsin ya. Mükemmeliyetçi iş. Evet. Ben o yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Daha bu arada kupada da yarı finalde. Çift yani. Kupada şampiyonlar gidiyor. Avrupa'da ama da hala Abdullah'cı eleştirdi. Avrupa'da da elendiği takım 1-0 iken %100 golleri kaçırdı. Roma. Mourinho'nun Roma'sı yani. Almanya, Brezilya ne yaptı Dünya Kupası finalinde? 7-1 o maçta 8-0 olurdu. Tamam abi işte onu istiyorum ya. Onu yani 1-0 yenseydi Dünya Kupası finalinde. Ya kardeşim niye 1-0 yendiniz demezdin. Ama... Böyle 5 at, 6 at, 7 at bunu istiyorum abi, suç mu yani?